gerçekten ülkemiz için, geleceğimiz için. Bu bir siyasi parti seçimi değil arkadaşlar. Nurettin Demir'i seçmeyeceksiniz. Belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Muhtar seçmeyeceksiniz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, torunlarınız için, çevremiz için, doğamız için, iç tuzu için, dalyan için oy vereceksiniz. Bu kadar net. O nedenle ya bu adaylardan işte Nurettin Demir var, gitmesem de olur. Demir lüksümüz yok. Gideceksiniz arkadaşlar. Gideceğiz hep beraber. Götüreceğiz ve mutlaka ve mutlaka hayırı büyük bir oranda çıkaracağız. Başka bir seçeneğimiz yok. Sevr anlaşmasını nasıl ki bizim dedelerimiz yırtıp çöpe attılar, bu referandumda da bu anayasa değişikliğini, bu başkanlık sistemini, bu iktidar 15 yıl içerisinde hangi yasayı istedi de meclisten geçiremedi? Ne istediler? Ve üstelik aynı yasayı kaç kere değiştirerek, mesela ihale yasasını 153 kere değiştirdiler arkadaşlar. Hangi hükümetten, hangi bakanlar kurulundan istedikleri yasayı ya da bir yönergeyi, yönetmeliği geçiremediler. Bakın, 1923 Cumhuriyeti kurduk, öyle değil mi? Atatürk'ün ölümü 1938. 15 yıl geçmiş. Bunlar da 15 yıldır iktidarda. Atatürk'ün yaptıklarına bakın. Her yerde fabrikalar var. Devrimleri var. Çağdaş bir ülke yapmış. Değil mi? Demir yolları var. Limanlar var. Ve üstelik üstünde büyük bir borcu ödemiş. Kim? Bu yoksul ülkenin çocukları. Ama Cumhuriyet'in bu kadar büyük değerleri bu iktidar tarafından har vurup harman savrulmuş. Şimdi bir vakıf fonuyla tekrar şeyi getiriyorlar. Dışarıya satıyorlar. Her şeyimizi artık satacakları bir şey kalmadıkları için dağlarımızı, koylarımızı ve son varlıklarımızı da yabancılara satacaklar. Ekonomiyi bu noktaya getirdiler. İnsanları yoksullaştırdılar. Nasıl yoksullaştık arkadaşlar? 2002'de kazandığımız 100 liranın 5 lirasını borca ayırıyorum. Yani bakkala, çakkala, bankaya borcumuz var diye kazancımızın 5 lirasını ayırıyorum. Ama bugün 100 lira onu da kazanabiliyorsak 60 lirasını borca ayırıyorum. Geldiğimiz nokta budur arkadaşlar. Tamam, vatan, millet, bayrak, her şey önemli ama bizim yiyeceğimiz, geçimimiz, geleceğimiz olan her şeyde ipotek var. Siz 15 yıldır ne istediyseniz meclisten geçirdiniz, ne istediyseniz bakanlar kurulundan her şeyi yaptınız ama ülkeyi böldünüz. Sevr anlaşmasını artık uygulamasına geçecek anayasa değişikliğini istiyorsunuz. Tek adam. Başka yok arkadaşlar dünyada örneği. Bunun gibi başka bir örneği maalesef yok.
Bugün parlamenter sistemiyle yönetilen ülkelere baktığımızda kişi başına gelir 12.700 doların çok üstünde. Birçok gelişmiş ülkelerde. Ama tek adam veyahut da başkanlık ya da yer başkanlıkla yönetilenlerde 2.000-2.500 dolar civarında ya da iç savaşlar var, kargaşa var ve insanları göçlerde. Bugün Suriye, Libya, Irak, Mısır tek adam yönetimi ve insanların yaşadıklarını görüyorsunuz. Ben soruyorum burada. Yakasında herhangi bir siyasi partinin rozetini takan bir cumhurbaşkanı mı istersiniz? Yoksa bir ay yıldız bayrağı taşıyan cumhurbaşkanı mı istersiniz? Bir Fenerbahçe Beşiktaş maçında hakem Beşiktaş takımının formasını mı giysin istersiniz? Yoksa her iki takımdan farklı bir renk mi girmesini istersiniz? Bu kadar önemli. O nedenle ben çok da fazla bu saatte yormak istemiyorum. Tuzağa düşmeyeceğiz. Bunda özellikle anayasa değişikliğinde 18 yaş tuzağı var. Buna gençlerimiz, sizler kanmayacaksınız. Çünkü bugün bu iktidar 15 yıl sonra işsizliği 3,5 milyon insanımızın %30'u özellikle okumuşlarımızın işsiz sokaklarda dolaşıyor. Geldikleri nokta bu. Şimdi gece gündüz diyorlar ki işverenlere bir tane iki tane işçi alın diyorlar. Ya da işçiliği eğitim bilmem işte İslam'ıyla absorbe etmeye çalışıyorlar. Demokrasinin olmadığı, hukukun olmadığı bir yerde yabancı sermaye gelmez. Yatırım gelmez. Gelmez arkadaşlar. Turizm olmaz. Bakın geçen sene yaşadıklarımız ve şimdi yaşadıklarımız. Sadece bir örnek vereceğim. Kuşadası'nda bu sene 42 kruvazör seferi iptal edildi. Sadece Kuşadası'nda. 1200 zengin gelecekti, gelmiyor. O nedenle küçük yalanlar, küçük dolanlar ya da bu arada 1,5 ay içerisinde yapılacak olan geçici işçi alımları bizleri kandırmaz. Ben Samsun valisine teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum. Ne yaptı o Samsun valisi? Biliyor musunuz? Halk evleri yapıştırmış olduğu hayır kampanyasını yasakladı. Dedi ki 10 tane siyasi parti dışında kimse evet, hayır ya da anayasa referandum çalışması yapamaz. Bu ne demek? Ben şöyle yorumladım. Sayın Vali şunu demek istiyor. Ey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siz de 10 kişilik siyasi partilerin içinde değilsiniz. Siz de propaganda yapamazsınız dedi. Ben öyle anladım. Böyle anladım ben bunu. Siz öyle anlamadınız mı? Ben öyle anlıyorum. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Devletin imkanlarıyla geçen gün Ankara'dan gelirken 100-150 tane koruma aynı uçakta geldi. Bu kadar korunan bir uçak olmamıştı. Neymiş? Manisa'ya gelecekmiş. Çoklu açılış yapacakmış. Açılış mı yaptı? Hocam anayasayı tanımıyorum diye şu an çekmiş.
Zaten her şeyi söylüyor. Ben diyor, başkanım diyor. Bu bir başkanlık anayasası diyor. Tek başıma olacağım diyor. Ve biraz önce Akın Milletvekili söyledi. Diyelim ki bir kişi şey oldu, başkan oldu, yardımcılarını atadı. Aliyev olduğu gibi Aliyev ne yaptı? Hanımını başkan yardımcısı yaptı. Oldu ya, o da Bilal'i atadı. Bilal'i biz seçtik mi? Halk seçti mi? Yok. Bir sene Cumhurbaşkanlığı yapacak. Bilal oğlan Türkiye'yi yönetecek. Buna izin verecek misiniz arkadaşlar? Hayır. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Bu yasa 18 maddeden ibaret. 80 sayfada oluşuyor. Bir maddeyle tam 57 madde değişiyor. Tek tek hepsini çıkarttık. Bir madde 57 maddeyi değiştiriyor. Geri kalan 17 maddede diğerlerini değiştiriyor. Peki bu yasa ne vardı ki geldi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu? Demek ki birilerinin aklında bir şeyler var. Öncelikle bu yasa bir sistem değil değerli arkadaşlar. Bu anayasa taslağı geçmesi halinde rejim değişiyor demektir. Demokrasi ortada kalkıyor demektir. Hak, hukuk, adalet olmayacak demektir. Tek adam akşam hayalini kurduğunu, gece rüyasında gördüğünü sabah uygulayacaktır. Yani Aliyev'in örneği gibi. Ben Aliyev'e çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunuzda. Evet. Aliyev öyle bir örnek verdi ki ortaya, tam da seçim üstü. Dedi ki ben eşimi dedi başkan yardımcısı yaptım. Hemen bakanlar ayağa kalktı. Hepsi alkıştı. Ya anlatsak anlatamayız. İnanın anlatamayız. Aliyev'in klibini yanınızda taşı. Herkese izletin arkadaşlar. Aliyev çay üzeri kitap yazmış. Bakanları öpüyor, başına koyuyor. Geri çıkıyor. Bakın artık başkan ne kadar kutsallaşmış. Buna bakmamız lazım. Değerli arkadaşlar. O kadar önemli bir tavır ve davranıştı ki Aliyev'in hanımı da sadece gülümsedi. Yani başkan yardımcısıyım dedi. Bana saygı duyacaksınız bundan sonra. Artık hocamın dediği gibi Erdoğan halkımızın dediği gibi Emine Hanım da olabilir ya. Olamaz aslında. Emine Hanım olmayacak. Ama geçerse düşünce budur. Evet.